Hoş geldiniz. Bugün Japonların bu şey... Japonlar mı, Çinliler mi? Hepsi. Hepsi yapıyor bunu. Bu böyle pirinç yufkasından sushi gibi, lahana sarması gibi şeyler yapıyor ya. Onları yapacağız. Sadece su, pirinç ve azıcık tuzdan oluşuyor. Adedi kaç? Çok tane var burada. Ben bunu nasıl yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Öncelikle yapacağım şey, içine koyacağım malzemeleri ayarlamak olacak. Sıcak olarak ızgara yapacağım kabaklarıma. Bu kadar kabak yeter mi? Yeter ya, fazla bile. Şimdi ocağımızın altını açalım. Ocağımız ısınma dursun. Bunlar bu şekilde olacak. Sonra diğer malzemelerimiz ve salatalık ve havuç. Bunlar çiğden koyacağım. O yüzden bunları ince ince şu şekilde ayarlayacağım şimdi hemen. Sonra yufkamızı sıcak suya sokup çıkaracağız. Çok fazla tutup çamur olmasın. Belki bir iki tanesini beceremem çünkü ben de şu an ilk defa yapıyorum. Birazcık avokado ve biraz krem peyniri de süreceğim o kabakların arasına ki çok lezzetli olsun. Ayrıca süslemek için ve böyle biraz da sushi havası versin diye susam da koyacağım aralarına. Bu ısındığını düşünüyorum. Bir yandan da bunları kızartmaya başlayacağım. Yani değişik bir şeyler yiyeceğiz. Hı hı. Biraz da patlıcan koysam mıydım? Hayır. Sadece kabak olsun. Sadece kabak olsun. O zaman... Ay bunu bu arada aldım. Kesmeyelim diye buna güvenlik şeyi koymuşlar arkadaşlar. Ben de o güvenlik şeyini anlamadım. Bozdum sandım. Keşke... Hiç anlamasaydın ve çok atsaydın yani. Ya inanılmaz. Yani jilette insan sağ sol yapmaz. Yani neden böyle bir şey yapıyorsun? Seyredeceğim, ben bu işi hiç anlamamışım. Aslında biraz daha az yağ koyabilirdim. Ama çok yağ koymayı tercih ettim. Ama çok yağ koymak tamamen benim tercihimdi. Ben var ya, gerçekten ikna olmam yani. Hayatta benim şansım yok. Ben hep elimi kesiyorum ya. Biraz da bunu yapalım. Ve gerçekten güvenlik önemli arkadaşlar. Bunları eğer siz yapamıyorsanız aile büyüklerinizden destek almanızı öneririm. Bence yapamıyorsanız yapmayın. Bence de yapamıyorsanız yapmayın. Ben de sandım ki böyle ince uzun bir rulo yapacaksın. Onları böyle dikine dikine keseceksin. Arasına koyacaksın. Sen i̇nce, bırak artık. Bırak. İnce uzun bir rulo derken? Hani böyle sushi gibi yapacaksın sandım. Ya aslında hedefimiz oydu. Ama bazen istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Ama yapamıyoruz değil. Yapabilir miyim? Niye böyle doğru? Ya sen beğenmiyorsan yemezsin. Sırf aletini kullanmak için yaptım. Evet. Ama sen beğenmiyorsan yemezsin. Gidersin kendine. Ya biraz öylesen yemeyeceğim zaten. Yani isterdim ki ben de parmağımda kesik olmadan yemekler yapabileyim ama. Ama olmadı. Ama olmuyor yani. O kadar oje sürdüm. O kadar oje sürdüm çok ya. Çok da güzeldi. Ya arkadaşlar benim maşallah dediğim 3 gün sağ kalmıyor. O yüzden benim bu kızartma tellerini almam lazım. Küstüm. Bak şimdi içine birazcık... Evet, küsmen 3 saniye sürdü. Evet. Birazcık havuç, birazcık bundan, birazcık avokado, birazcık krem peynir. Başka bir şey ister misin? Birazcık havuç, birazcık bundan. Buna havuç mu dedim? Ben galiba nefret ediyorum bugünden. Suyumu kaynattım. Bu arada ben bunu yapmayı bilmiyorum. Bir tane tarife baktım. Onda da hızlı hızlı izlediğim için sıcak suyla yaptığı kanaatine getirdim. Belki de ılık suyladır. Sıcak suyla deneyelim bir tane. Bir tanesini yapamazsak bu demektir ki ılık suyla yapacağız. Bu arada bu böyle tabii soda ucuz demek isterdim ama yani 50 falan lira hani şey değil. Yapma be. Nereden aldık biz onu? Kemer altından. Ama içinde böyle çok fazla var. Sen mi aldın ben mi aldım? Ben aldım, merak etme. Hiç bol. Böyle ince bir şey koyarsak daha rahat böyle kullanırız diye. Hı. Bunu şey yaptım. Kabakları... Bantı çıkar birazcık şu kağıt havluyla şey baskı yap ondan sonra bant takarsın. Hayır şu anda şey çok sıkı. Hı. Evet. İyi. Sadece hani iğrenç... Ben yapayım mı? Hayır sen yapmayacaksın Mert'cim. Ben kameraların karşısına geçeyim mi? Orası benim yerim. Hayır. Nasıl olsa biz yiyeceğiz arkadaşlar. Siz yemeyeceksiniz. O yüzden ben bu parmağımla yapabilirim. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Bunlar güzel güzel kızara dursun. Teknik aksaklıklardan dolayı çekmemeyi tercih ettim. Kızartırken de başımıza bir şeyler gelebilir diye. Kızartırken biraz üzerine tuz da koydum. Şimdi sıcak suyumu koyuyorum. Geçen de koymuştum ama beklerken soğudu. Hemen bir tane alıyoruz. Ben ilk defa yapıyorum. Sokup çıkaracağız ha. Yani böyle uzunca tutmayacağız.
Ya uzunca tutacağız biraz, dur. Bak yumuşuyor şu an. Büzüşüyor, bir dakika. İşler ters gitmesin. Şöyle biraz dursun. Sıcak mı su? Sıcak. Nasıl parmağını sokabiliyorsun? Ben şeye geçemiyorum. Biraz daha dursun. Çünkü bu şey olacak şimdi. Ne derler? Tabii saracak kıvama da gelmesi lazım. Bence geldi. Bunu koydum. Birazcık sert ama birazdan tutsayalım. Yok ya, boş ver, iyi. İyi ki günah olmaz değil mi Sevdiciğim? Şimdi şöyle koyuyoruz. Kabaklarımızı koyuyoruz. Şöyle avokado koyuyoruz. Birazcık içleri kararmış, çaktırmayın. Şöyle birazcık salatalık. Şöyle birazcık havuç. Burada bir şeyler eksik gibi geliyor bana. Biraz daha kabak kuralım. Doymazsak börek yeriz değil mi Sevdiciğim? Doymazsak börek yeriz dedim. Bence o lavaşa o malzeme fazla bile ya. O hayır Sevdiciğim, çok koyuyorlar. Biraz sriracha. Sen dua et kapatabilelim. Ha şuna bak güzel. Şöyle. Şöyle. Çok da güzel oldu. Bu birinci. Çok sıcak koyunca galiba böyle kalkıyor. Şaha kalkıyor. Dikkat ediyorsun değil mi? Sen nereye çekiyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Parmağımı kullanmadığımı herkes dikkatini çekiyordur umarım. Bizim kettle'ımız bozuk. Kapağı açılıyor. Suyumuz az kaldı. Bu bize yetmeyecek. Bir yandan da su koyalım. Şimdi seninkini yapıyoruz. O nefretle kin doluydu. Evet, şimdi birazcık mutluluk şimdi, ve aşk dolu. Evet, mutluluk ve aşk dolu yapacağım. Biraz bunu ikiye böleceğim. Hem de ellerimle. Parmağımı kullanmamam herkesin dikkatini çekiyordur umarım. Bu sefer biraz daha bu tarafa koyacağım. Bir tane daha koyalım. Biraz salatalık koyuyoruz. Bu sefer daha düzenli koyuyoruz. Biraz avokados. İlk yaptığımın günah olmaz. Biliyorsunuz ki her zaman ilkini iyiler yaparım. Evet. Bu sefer krem peynirimizi yayıyoruz. Havucumuzu koyuyoruz. Biraz sriracha koyuyoruz. Ve kibar kibar sağdan, soldan ve bu şekilde olmak suretiyle sıkıştıra sıkıştıra yapmıyorum çünkü patlattım galiba. Elimden geleni yapıyorum. Ben de diyorum neyi unutuyorum. Defalarca dedim neyi unutuyorum. Şu anda suyum aşırı sıcak değil bu arada. Yine de bekledikçe kendine geliyor yani böyle aç. Şu an anlıyorsunuz zaten geldiği anı. Susam koymayı unuttum. Bundan sonrakini araya susam da koyacağım. Herkes mükemmel yapmak zorunda değil. Sonuç olarak tadına bakacağız. Yani tadı önemli. Ben kendimi açtım. Bunlar biraz lahana şeyini andırıyor sarmasını ama lahana sarması da bu kadar şey olmaz. Kaç tane oldu? 3, 6. 2 tane daha. 2'şer tane daha yapacağım. Birer tane daha yapacağım. 4'er tane yemiş olacağız bu seferlik. Adam olana fazla bile. Çünkü ben benimkileri sushi gibi doğranmış istiyorum. Seyircim onları doğrayamayız sushi gibi. Sushi gibi sıkı değil onlar. Vıcık vıcık açılır. Gitme! Ya buraya gel! Sushi gibi doğranmış istiyormuş. Look iyi. Sushi gibi doğranmış istiyormuş. Azuri, 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 Azuri. Çok sıcak olmasa da, o çok sıcak olsa biraz daha çabuk çıkarım. Bir anlıyorsunuz zaten. Mesela şu anda kıvamı olmadı. Neden? Bakın. Kağıt gibi ses çıkarıyor. Olduğunda kağıt gibi ses çıkarmıyor. Ne gibi ses çıkarıyor biliyor musunuz? Ses çıkarmıyor. Ses çıkarmayan bir şey gibi ses çıkarıyor. Bak hala kağıt gibi. Neyse bu çok kolay bir şeydi. Ve bizim 15 dakikamızı falan aldı. Yani şey. Malzemeleri falan hani. Şunları isterseniz haşlayın, isterseniz başka bir şey yapın. Yani ne bileyim. Çok sessiz oldu. Konuş biraz. Ama yani bir kere bu şunların jülyen doğranması gerekiyordu yani. Böyle şey mi yapılır? Böyle sarılır mı böyle?
Ama ben o aleti kullanmak için parmağımı kestikten sonra senin böyle demen. Sen sırf o aleti kullanmak için ve bir kap krem peyniri bitirmek için neden? Onları dilim dilim doğradın. Bir de bir şey söyleyeyim, ne alakası var? Ben her türlü krem peynirden koyacaktım. Vegan krem peynir arkadaşlar, bu biliyorsunuz zaten. Yo. Bunları şimdi soya sosunun içinde yüzdürecek misin? Biraz yüzdüreceğiz. Hani geriye 500 tane daha kaldı. İnsan bir parmağını kesmediği bir şey videoya çeker değil mi? Yani. Ben insan değilim. Ben insan değilim. Baksanıza şuna bak. Tada! Soya sosu koyuyorum. Bir tadayım da artık biz bir yiyelim. Bunlar birbirine yapışıyor nişasta olduğu için. Yan yana koyun, üstüne koyun. Çok garip gözüküyor. Sushi ile aynı. O yüzden dedim sushi gibi keselim diye. Seveceğim ama kesilmez bu. Böyle sushi gibi sıkı değil. Ben bir tanesini sushi gibi keseceğim. Hadi yiyelim. Evet. Bunu bence kesin deneyin. Çok kolay. Çok lezzetli. Benim gibi parmağınızı kesmeyin. Biraz böyle yapışıyor öyle. Değişik bir yapısı var. Ama böyle sushi gibi oldu. Evet, seni bitirmeni bekleyeceğiz herhalde burada. Hoşçakalın. Beğenin. Güzel kapat, enerjik kapat, milleti düşürme. Beğenmeyi unutmayın. İşte böyle. Bundan yapın. Yapın. Yiyin bundan. Ya da sarma yapın, o da güzel. Hadi görüşürüz.